La ilahe illallah. La ilahe illallah. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Gökler ve yer dolusu hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Davetimize icabet ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki takvanız artırılsın. Yine buraya teşrif ederken attığınız adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, hidayet, huzur bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Sevgili kardeşlerim, bu akşam doğru sözlü ve doğruluğu 7 kat göğün üzerinden onaylanmış, ahlaklı ve ahlakı ve inneke le ala hulukin azim sözleriyle tezkiye edilmiş, merhametli ve merhameti de ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin ayetleriyle tescillenmiş, hakka gönülden boyun eğip etrafındakilere mütevazi olmuş, evinin içerisinde eşlerine ve çocuklarına şefkatle muamelede bulunmuş, toplumuna emin, arkadaşlarına salih bir dost görevi görmüş, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den 2 tane hadisi inşallah gündeminize taşıyacağım. Bu hadislerden biri, İçimizdeki hayırlıları ve şerlileri, ikincisi de yine içimizde yer alan cennetlikleri ve cehennemlikleri vasıflandırmaktadır. Bu akşam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledeceğim hadisleri sahabe titizliğinde ve nezaketinde dinlemenizi istirham ediyorum. Çünkü hatırlatıyorum, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların içerisindeki en hayırlı ve en şerli gruptan bahsettikten sonra içimizde cennete yürüyenlerin ve cehenneme koşanların vasıflarında zikretmektedir. Allah-u Teala şimdiden Resulullah'ın bahsettiği hayırlı sınıfın içerisine girmeyi ve cennet kapısının tokmağını tutmayı hepimize nasip etsin. İmam Ahmed bin Hanbel, Yezid bin Seken kızı Esma'nın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğü bir olayı nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bizim gibi sahabeleriyle beraber oturduğunda onlara yöneldi ve şu soruyu sordu: size en hayırlınızdan haber vereyim mi? Sahabe, buyur ey Allah'ın Resulü diye karşılıkta bulundu. Allah Resulü onlara döndü ve dedi ki, onlar görüldüğü vakit aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatanlardır. Allahu Ekber. Sonra sahabelerine tekrar döndü. Dedi ki, şimdi size şerlilerinizden haber vereyim mi? Yalnız bu sefer sahabenin cevabını beklemeden Allah Resulü sözlerine devam eder ve bir toplumun içerisinde en şerlilerin 3 vasfını zikreder. Ne olur şimdi kulaklarınız, gözleriniz, zihniniz, yüreğiniz Peygamber aleyhissalatu vesselamın bunlar şerlilerin vasıflarıdır diye mühür vurdu, şu sözlerde birleşsin.
Dedi ki Allah Resulü, bir, laf getirip götüren, yani kovucular. İki, birbirini sevenleri ayıranlar. Üç, suçsuz, günahsız olanların hataya ve fesada düşmesini arzu edenler. Kardeşlerim, bu hadis İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde zikredildiği gibi İbn Mace'nin Sünen'inde de zikredilmiştir. Hangi sınıftan olursa olsun, ister fakir ister zengin, ister alim ister talebe, ister güçlü ister zayıf, İçimizden hangi insan Allah'ı memnun etme adına yol arıyor ise, vakit namazlarına titizlik gösterip gecelerini teheccüdle ihya ediyor ise, Ramazan'ı fırsat bilip pazartesi perşembe günlerinde Allah'ın rızasını arıyor ise, dudakları sürekli alemlerin Rabbi olan Allah'ın zikriyle meşgul oluyor ise, Kur'an'ı bir hayat, daveti ve cihadı da kendine menheç edindi ise, işte kardeşlerim, Rahman olan Allah böyle insanların üzerine hiçbir sınıf farkı gözetilmeksizin bir rahmet, bir merhamet, bir heybet, bir haşmet, bir nur ve sevecenlik vermiştir. Onların kalplerindeki iman ve ihlas ellerine, gözlerine, yüzlerine, bütün bedenine sirayet ettiği gibi konuşmalarına, oturmalarına, kalkmalarına, insanlarla olan muamelelerine de sirayet etmiştir kardeşlerim. İşte tüm bu vasıflara sahip olan insanlarla yolda karşılaştığınızda, mescidinizi ziyarete geldiklerinde veya siz onların evine misafir konuk olduğunuzda, onlar aziz ve celil olan Allah'ı size hatırlatırlar. Siz onların yanına bir dünya dolusu borçla gittiğinizde, onlar gerçek Rezzak olanı hatırlatarak o borcun nasıl ödeneceği konusunda sana yardımda bulunanlardır. Siz onlarla beraber olduğunuzda gözlerinizin önüne ayıplarınız dökülür, sizi tevbeye doğru yürütürler. Siz onların yanından kalkıp uzaklaştığınızda, yahu bu kadar problemimin üstünde benim aziz ve celil olan Allah'ım varmış dersiniz. Siz onların yanından kopup ayrıldığınızda, sizin dünyadan sıyrılıp ahirete doğru uçtuğunuzu görürsünüz. Topraktan kopup, toprağın kelepçesinden sıyrılıp ahiretin ufuklarına doğru yol aldığınızı fark edersiniz kardeşler. Allah'a hamdolsun. Allah'a hamdolsun ki bu ümmetin selefinde de, başında, ortasında, son halkasında da kendilerini gördüğümüzde, kendilerini gördüklerinde insanlar aziz ve celil olan Allah'ı hatırlayacak insanlar bu topraklarda çıkmış. Şu yeryüzü toprağından Allah'ı hatırlatacak insanlar neşet bulmuştur. Allah'a hamdolsun. Sahabenin hangi birini sayalım ki kardeşler? Hangisini zikredersek zikredelim, her biri etraflarında bulunan insanların imanlarını arttırmışlar, onlara aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatmışlardır. Hadid suresi 11. Kim Allah'a karz-ı hasen, yani güzel bir borç verirse, Allah da onun mükafatını kat kat artırarak verecektir ayetleri indiği zaman, gök kapısını delip yeryüzünü nurlandırdığı zaman, sahabe içerisinden Ebu Dehdah el-Ensari radıyallahu anh soluğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında almış, Peygamber aleyhisselamın sağ elini kavramış ve demiş ki, ya Resulallah, şahit ol ki
hurma bahçemi Allah'a borç olarak veriyorum. Allahu Ekber. Hiç tereddüt etmeden, kekelemeden. Neden? Çünkü Ebu Dehdağ'ın bahçesinde tam 600 ağaç bulunmaktaydı. Yetmedi. Hanımını ve çocuğunu koruduğu evi de, korusu da bu bahçenin içerisindeydi kardeşlerim. Asla tereddüt etmedi. Asla yalpalamadı. Korkmadı. Çoluk çocuğum ne olur diye. Hanımımla bu mevzuyu açtığımda, istişare ettiğimde, konuştuğumda bana nasıl tepki verir düşünmeden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutup, ya Resulallah, bahçemi içindeki evle beraber Allah'a borç olarak veriyorum dedi. Bu imanla yürüdü. Bu ihlasla ve sadakatle yol aldı. Hanımının karşısına çıktı. Yine tereddüt etmeden, şüpheye düşmeden, vazgeçmeden, ya bir yerde yanlışlık mı yaptık demeden, ey Ümmü Dehdağ, çabuk bu bahçeyi ve evi boşalt. Zira ben burayı Allah'a borç olarak verdim dedi. Allahu Ekber. Öyle samimiydi ki o iman, o inanış, bu sadakat ona öyle bir işledi ki, öyle bir ruhun içine büründü ki, karşısındaki aciz kadın Ebu Dehdağ'dan etkilendi kardeşler. Hiç tepki vermedi. O da yalpalamadı. Tereddüt etmedi. Kışı var, yazı var demedi. Çoluk çocuk ne olacak demedi. Ya eşyalar ne zaman taşınacağız? Asla. Çünkü karşısında öyle abid, Allah'ı seven, cennet aşığı, Firdevs'in içerisinde Allah'ın cemalini özlemiş bir yiğit vardı ki onun sadakati Ümmü Dehdağ'ı etkiledi. Ve döndü eşine şu sözleri söyledi. Sen Allah'la çok karlı bir ticaret yapmışsın. Allahu Ekber. Cennetteki köşklerimiz adına, üzerinde yürüyeceğimiz bağ, bahçe, arazi adına, Allah'ı görme adına, ey Ebu Dehdağ, sen bizim adımıza da ne kadar büyük bir ticaret yapmışsın. Allahu Ekber. Allah'a hamdolsun. Sahabenin hangisini sayarsanız sayın, her birinin yaşantısı karşısındaki insana aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatmıştır. Ondan sonrakiler, tabi'in, tebe-i tabi'in, Allah'tan korkan alimler talebelerini etkilemişler. Allah'ı seven komutanlar mücahitleri tesiri altına almışlar elhamdülillah. Ve bugün yine hamd ediyoruz ki şu an şu meclislerin içerisinde, bu mescitlerin içerisinde, saflarımızın başında, ortasında, sonunda bize aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatan kardeşlerimiz var. Hem de düzgün bir lisana sahip olmamasına rağmen, konuşmaları edebiyattan yoksun, kafiyeden arınmış da olsa, giydiği elbiseler modaya uymasa da, ancak yanımızda durduğumuzda, arkamızda durduğumuzda, sağımızda durduğumuzda, solumuzda durduğumuzda, önümüzde yürüdüğünde, karşısında bir rüyada görülen serap gibi onu gördüğümüzde bize aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatmış kardeşlerimiz var. Allah'a hamdolsun. Rabbime hamd ederim. Bize hakikati gözlerimizin önüne seren, imanımızı pekiştiren, veramızı artıran kadınlarımız var elhamdülillah. Annelerimiz var, kız kardeşlerimiz var. Aynı meclisin içerisinde oturamasak da, onların evine konuk olduğumuzda, misafir olduğumuzda bize Allah'ı hatırlatan bir mesken bırakmışlardır. İçeri girdiğimizde şu dünyanın zilletinden çıkıp bir izzetin içerisine girdiğimizi şahit olmuşuzdur. O evin içinde oturduğumuz müddetçe yüzlerini görmesek de, ellerini duymasak, görmesek de, seslerini işitmesek de onların ihlası misk kokusu gibi etrafa yayılmıştır. Bizim takvamızı artırmışlardır. Bu nasıldır? Bunu ben vallahi bilmiyorum kardeşler. Bizim nice gençlerimiz vardır ki haya perdelerinin yırtılmadığı, ahlakları üzerine bir hayat süren, bir bayanı gördüklerinde gözlerini yere düşüren, başlarını eğen,
Onlarla konuştuklarında kelimeleri şaşıran, cümleleri tersine çeviren nice gençler vardır ki vallahi sakalları çıkmamasına rağmen, köse olmalarına rağmen Allah onlara öyle bir heybet vermiştir ki bize tevvab olan Rabbimizi hatırlatmışlardır. Elhamdülillah. Rabbim onların sayılarını eksik etmesin. Allah onları bizim saflarımızın arasından almasın. Bizim dünyamızdan onları kopartmasın. Onlar hamd edilecek büyük bir nimettir kardeşler. Hadisi hatırlıyoruz. Şu meclisin, diğer meclislerin, bir toplumun en hayırlısı kendisi görüldüğünde size aziz ve celil olan Allah'ı hatırlatanlardır. Rabbim bizi bunlardan kılsın inşallah. Aziz kardeşlerim, hadisin ikinci kısmında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sokağımızda, mescidimizde, camimizin içerisinde, vakfın koridorlarında, evimizin odasında bulunabilecek şerli insanların bir durumundan da bahsetmekte. Ne olur buraya dikkat çekelim şimdi kardeşler. Bu şerli sınıfın içerisine girmemek adına peygamberin sözlerini takip edelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şerli insanların vasıflarından ilk neyi zikretti? Laf getirip götürmekten bahsetti. Subhanallah. Kardeşlerim, Kur'an'a ve sünnete baktığımızda biz kovuculuğu nemime kavramıyla karşılaşırız. Nemime az ses, bazı rivayetlerde gürültü ama asıl ifadesiyle sözlükte laf getirip götüren demektir kardeşler. Halk arasında, bizim kendi aramızda da buna kovuculuk denir. Bu öyle büyük bir illettir ki, bu hastalık öyle büyük bir illettir ki toplumlar içerisinde fitne ve fesadın yayılmasına, müminlerin arasındaki uhuvvet bağının kopmasına, bir toplumu oluşturan çekirdek ailenin zayıflamasına sebep olmaktadır. Toplumu önemseyen, müminler arasındaki uhuvveti önemseyen, aile kurumuna önem veren İslam şeriatı da her fırsatta bu hastalığı zemmetmiştir kardeşler, kötülemiştir. İsteyenler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisine kulak versinler. Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki ben peygamber aleyhissalatu vesselam'ı şöyle buyururken işittim. La yedhulul cennete nemmam dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat edin. Nemmam. Yani kovuculuk yapan cennete giremez. Allahu ekber. Alimler bu nemmamı şöyle tarif etmişler. İnsanların arasını bozmak için laf getirip götürmeyi meslek edinmiş kişilerdir diye tanımlamışlar. Yani nemmamlık, kovuculuk, insanların arasını bozmak için laf getirip götürmek onun için artık bir meslek haline gelmiştir. Bir ahlak ve huy olmuştur. Allah-u Teala bizi bundan muhafaza buyursun. Kardeşlerim, bu hadisin değişik yansımalarında alimler nemmam kelimesinin dışında şu ifadelerin kullandığını söylemişler kardeşler. Demişler ki kattan, kattan ifadesi. Yani nemmamın diğer bir ifadesiyle kattan kelimesini kullanmış Resulullah Aleyhisselam. Kattanı muhaddisler demişlerdir ki nemmamla eş anlamlıdır. Ama hem Buhari'yi hem de Ebu Davud'u şerh eden Hattabi kattan için şöyle demiş. Onlar insanların haberi olmadan onların konuşmalarını dinleyip diğer insanlara götüren kişilerdir. Subhanallah. Yani kulak hırsızlığı yapanlar değil mi? Kapılara, duvarlara kulaklarını yanaştırıp da lafları ezberleyip sonra yahu ben dedikoduyu çok sevmem. Dedikoduya da çok karşıyımdır. Ama sana duyduğum muhabbetten ötürü şunu bilmeni isterim.
falancalar senin hakkında şöyle şöyle konuştu. Ben dedikoduyu sevmiyorum. Bende yalan da yok. Bak asla şu kelimelere bir fazlalık eklemedim. Bizzat falancanın bana senin hakkında şöyle şöyle dediğini sana aktarıyorum. Bu sözlere hiç yabancı değiliz arkadaşlar. Bu sözlerin sahibi ya bizizdir ya da kulaklarımıza fısıldayan birileridir. Hiç yabancı değiliz. Ama bilin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nemmamlığı, kovuculuğu meslek haline getirmiş, ahlak haline getirmiş olanlara cennete giremeyeceğini söylüyor. Bakın daha ilgincini size söyleyeyim mi kardeşler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu insanların bu ahlaka önemsemediklerinden dolayı düştüğünü de belirtir. Yani onların gözünde kovuculuk çok önemli bir şey değildir. Günlük hayatın parçasıdır. Asla konuşmadan, insanlar arasında laf taşımadan vazgeçemez. Asla bundan vazgeçemez. Ve bakın bunu ne için yapar biliyor musunuz? Günah olduğunu düşünmediğinden dolayı yapar. Gidin İbni Abbas'a radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu olayını size nakletsin. Der ki Peygamber aleyhisselam kabristanda yürürken iki mezarın arasından geçti. İki mezar. Allah Resulü döndü. Dedi ki şu ikisi şu an kabir azabı çekmektedirler. Allah muhafaza. Kabir azabı çekmektedirler. Bu ikisi kendilerince büyük olmayan birer günahtan dolayı bu duruma düştüler. Burayı anladınız mı kardeşler? Kendilerince büyük olmayan birer günahtan dolayı önemsemedikleri. Ya Allah da bu durumdan bizi hesaba çeker mi? Bunun karşılığı cehennem olur mu? Böyle bir şeyin içine düştüklerinden dolayı Allah onları azap ediyor diyor. Biri kovuculuk kardeşler. Biri kovuculuk. Diğeri de idrardan sakınmamak diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hem cehennemle tehdit edildiler, cennete girilmemekle tehdit edildiler, hem de kabir azabına düçar olacaklarının haberi onlara verildi. Sonra bakın kardeşler, İslam şeriatı kovucuların önemsemediği bu şeyi şiddetle kınamıştır. Şiddetle sakındırmıştır. İsteyenler İbni Mesud'u dinlesin. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu duydum. İnsanlarla yine böyle bir mecliste otururken size el-adh kelimesinin ne olduğunu bildireyim mi dedi. El-adh. Yine sahabesinin cevap vermesini beklemeden peygamber onlara döndü dedi ki o insanların arasını bozmak için laf getirip götürmektir. Ancak muhaddisler bu hadisi açıklarken demişler ki el-ad kelimesi şiddetle yasaklanmış kovuculuk demek. Allahu ekber. Yani tavsiye edilen, yapmasanız be kardeşim iyi olur denilen bir şey değil. Dikkat edin. Şiddetle korkutularak uyarılan bir haramdır kardeşler. Cehennemle, kabir azabıyla tehdit edilen bir illet ve hastalıktır. Rabbim bizi ve neslimizi böyle bir durumdan muhafaza buyursun. Peygamber aleyhisselam şerli olanların ikinci vasfını zikrediyor. Diyor ki birbirini seven kimselerin arasını ayıran. Subhanallah. Buna da çok şahit oluyoruz kardeşler. Evimizde şahit oluyoruz. Komşumuzda şahit oluyoruz. Medresemizde şahit oluyoruz. Mescitlerimizde şahit oluyoruz. Sokaklarda şahit oluyoruz. İş yerlerinde şahit oluyoruz. Olmuyor muyuz kardeşlerim? Özellikle bir karı koca iyi geçiniyorsa bakarsınız ki insanlar onların arasını bozmak için yarışa girerler. Bu ister annesi olsun, ister babası olsun, ister kaynanası olsun, ister görümcesi olsun, kim olursa olsun kardeşler hiç fark etmez. Bazı insanlar, hastalıklı ruhlar birbirini seven eşleri ayırmak için mücadele ederler. Talebesini seven alimi kıskanırlar, ikisini ayırmak için mücadele ederler. İşçisini seven patronu kıskanırlar, aralarına husumet sokmak için yarışırlar. Ve bakın kardeşlerim, bu hastalıklı ruhlar kıskançlığın tezahürüdür ve iki silahı kullanırlar. İslam şeriatının sürekli üzerini örttüğü ve büyük haramlar arasında saydığı iki silahı. Ne onlar biliyor musunuz? Bir, büyücülük.
Sihir, yani kadın ve kocayı, iki seven insanı birbirinden ayırmak için büyü yapmayı, ki İslam şeriatı o büyücüyü, o büyücüye gidenleri, o büyücüyü dinleyenleri, o büyücüyü tasdik edenleri Muhammed'in dininden uzaklaşmakla tehdit etmiştir. Ama kalp öyle bir kıskançlığın içine düşmüştür ki bu silah onun için bulunmaz bir kumaştır. İkincisi neyi kullanırlar? İftira illetini kullanırlar kardeşler. İftira atmaktan hiçbir zaman çekinmezler. Yeter ki iki kalp birbirine sırt çevirsin. Yeter ki iki kalp birbirinden ayrılsın. Yeter ki birbirini seven dostlar birbirine düşman olsunlar. Yalancılık, iftira onların da kullandığı en büyük silahlardandır. Allah-u Teala bundan da bizi muhafaza buyursun. Üçüncüsü kardeşler, suçsuz ve günahsız olanların hataya ve fesada düşmelerini arzu ederler. Bu kimin vasfıdır biliyor musunuz kardeşler? Kimin? Münafıkların vasfıdır kardeşler. İnsanlar içerisinde münafıkların vasfıdır. Bizim içerimizde bir Müslüman kardeşimizin hataya düşmesine, fesada düşmesine, oh be elhamdülillah, ulan bu adam da sapıttı ya, oh be elhamdülillah diyen biri varsa bu hadis onun karşısına yeter kardeşler. Kardeşinin sapkınlığa düşmesi, şirke düşmesi, günaha meyletmesi, günahın içerisinde erimesine razı gelen, hoşnutluk duyan, bunu arzulayan biri varsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar için şerrin vasıflarını bulunduranlar arasında zikretmektedir. Allah bizi bundan muhafaza buyursun kardeşim. Bu münafıkların vasfıdır. Bu Müslümanlar içerisinde günahkar kalplerin vasfıdır. Yahu ben böyle bir günah işliyorsam, ben böyle bir hata yapıyorsam, benim yanımdaki arkadaşım da, kardeşim de böyle bir hataya düşsün demek yine hastalıklı ruhların ifadeleridir. Allah-u Teala bizi muhafaza buyursun kardeşler. Allah-u Teala böyle bir cinnetin içerisine düşmekten ümmeti Muhammed'i korusun inşallah. Şimdi bu hadisi zikrettikten sonra şu iki hadisi zikretmeden de geri durmayacağız inşallah. Biri Ebu Musa'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Dedim ki ya Resulallah, Müslümanların içerisindeki en üstün olanlar kimlerdir? En üstün Müslümanlar kimlerdir? Müslümanların içerisinde olup üstünlük seviyesinden de onların da üstünde olanlar kimlerdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Dedi ki dilinden ve elinden Müslümanların eman duyduğu, emniyet duyduğu kimsedir dedi. Allahu Ekber. Kardeşlerim, eğer cehennem ateşine yüzü koyun gitmek istemiyorsak dillerimizi ve kalplerimizi ıslah edeceğiz kardeşlerim. Sehil bin Sad radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Peygamber aleyhisselam dedi ki kim bana iki çenesi arasındaki yani dili ve iki budu arasındaki yani üreme organıyla söz verirse haramlara düşmeyeceğini, yanlışa düşmeyeceği konusunda bana teminat verirse ben de onun cennete gitme konusunda teminat veriyorum. Allahu Ekber. Eğer biz dillerimizi, dikkat edin kardeşler, dillerimizi, önemsemediğimiz dillerimizi, yahu bu beni cehennem ateşine atar mı dediğimiz dillerimizi ıslah edersek, kalplerimizi terbiye edersek, vallahi dillerimiz cennet kapılarının anahtarları olacaktır. Rabbim bizi bunlardan eylesin inşallah. Sevgili dostlar, ki inşallah Rahman burada bitireceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize naklettiği ikinci hadiste şu. İmam Ahmed bin Hanbel'de geçiyor yine. Harise bin Vehb, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir olayına şahit oluyor. Yine Peygamber aleyhisselam bir mecliste otururken sahabesine döndü, dedi ki size cennetlikleri bildireyim mi? Cennetlikleri. İnanın bana böyle bir soru sorulsa ben bunun altına herhalde ciltler dolusu bir şey yazma ihtiyacı hissederim. Çok namaz kılanlar, çok oruç tutanlar, çok zikredenler, Allah yolunda sürekli cihad edenler ne sayarsanız sayın. Ama Peygamber aleyhisselam dikkat edin. Cennetliklerden bahsederken şöyle diyor. Zayıf, zayıf görünen Allah adına yemin etse Allah'ın yeminini doğru çıkarttığı her bir kimse diyor.
Allahu ekber. Zayıf, zayıf görünen, mağdur, mağdur gözüken bir kimsedir ki o Allah adına yemin etse Allah onun yeminini doğrular. Sonra devam etti. Size cehennemliklerin vasıflarından bildireyim mi dedi. Yine sahabesinin cevap vermesini beklemedi peygamber. Şöyle buyurdu. Yine az önceki hadiste belirttiği üç vasıf gibi üç vasfı zikretti. Dedi ki bir, kaba saba olan, yani kavgacı bir ruha sahip olan. İki, toplayıp yığan ve kimseye bir şey vermeyen. Üç, büyüklük taslayan, kibirlenen herkes dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis kardeşler sadece İmam Ahmet'te geçmiyor. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de ve Nesai'de geçmektedir aziz dostlar. Ve bu hadisin ilk kısmı bize şu mesajı veriyor. Ey Müslümanlar! Cennete sadece iyi konuşanlar, iyi giyinenler, iyi bir konumda bulunanlar girmeyecektir. Cennete sadece alimler, komutanlar, davetçiler, idareciler girmeyecektir. Cennete fakirler, cennete ihtiyaç sahipleri, cennete zayıf gözükenler, insanların kale almadığı kimseler, saçı başı dağınık, başkasına söz verse sözü kale alınmayan kimseler de cennete girecektir. Allahu Ekber. Senin istediğin ve hissettiğin değil. Kur'an ve sünnetin bunlar cennetliklerin vasıflarıdır deyip onlara uyanlar cennete girecektir kardeşler. İster gözleri ama olsun, İsterse üzerlerindeki elbise yamalı olsun, hiç fark etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu ahlakı öğretmektedir kardeşlerim. Ve eğer mescitlerinizde, ki vallahi o mescitlerde bunlar da vardır, ki Allah'tan şöyle bir isteğim her zaman olmuştur, şunu yapmak istemişimdir, gönlüme bu sürekli gelmiştir ama yapmaktan da sürekli kaçtığım bir durumdur. Hani hatırlar mısınız, Tirmizi bir olay anlatıyor rahmetullahi aleyh. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün mescidin içerisine girer, ayakta durur ve şöyle der: Ebu Bekir nerede? Radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir yalpalamadan hemen ayağa kalkar, Peygamber aleyhisselam sağ tarafa çeker. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki: Ömer bin Hattab nerede? Radıyallahu anh. Ömer bin Hattab kalkar, koşar, Allah Resulü tutar soluna çeker. Sonra ikisinin ellerini tutar, kavrar, havaya kaldırır. Ben bu ikisiyle beraber kıyamet günü haşrolacağım der. Allahu Ekber. Bu ne kadar büyük bir şeref değil mi? Vallahi ben biliyorum ki şu meclis içerisinde, az önce beyan ettim ya, konuşmaktan aciz, cümleleri kurmaktan aciz, giydiği elbiseler bugünün modasına uymayan nice abim, nice kardeşim, nice ablam var ki gönlüm istiyor ki işte bu kardeşiniz, bu abiniz var ya, ben kendisini gördüğümde bana Allah'ı hatırlatan bir abidir. Şu ev var ya, evin içerisine girdiğimde, kapıdan adımımı attığımda beni Allah'a koşturan, yürüten bir evdir. Şu kardeşin var ya, zayıf duran, kenarda köşede bekleyen, insanların selam vermediği, varlığı hiçbir şey ifade etmeyen, gittiği zaman kimsenin aramadığı şu kenarda duran kardeşin var ya, ah be kardeşim, vallahi elinden tutup şu mecliste yürütüp şu mescidin ortasında, ah bu adam var ya, Allah adına yemin etse yemininin geri çevrilmeyeceği duasıyla arasında bir perdenin olmadığını zannettiğim bir kardeşimdir diyen kardeşlerimiz var şu an. Öyle değil mi? Ne olur düşünün. İnsanların selam vermeden geçtiği, kendileri buradan kalktığında da varlığıyla yokluğunun haberdar olmadığımız nice insanlar var şu an burada. Bu sokaklarda, bu camilerin içerisinde, vakıflarda, derneklerde nice insanlar var. Ama onlar öyle şeref sahibi insanlar ki, sessiz durmalarına rağmen, konuşmamalarına rağmen, sakalları benim kadar uzun olmamalarına rağmen, tesettürü benim hanımımın tesettürü gibi olmamasına rağmen, ne olur o kardeşleri arayın, o insanları bulun. Çünkü onların üzerine lütuflar damlatılmıştır. Allah dualarıyla arasına perdeyi kaldırmıştır kardeşler.
Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hakikat öğretiyor. Sizin cennetliklerinizden biri zayıf, hatta bir Müslümanın işini göremeyecek derecede zayıf, kendi ihtiyacını göremeyecek kadar zayıf, yemeğini yiyemeyecek kadar zayıf, rızkını bulamayacak kadar zayıf, iki kelimeyi bir araya getiremeyecek kadar zayıf, bir ekmeği bir yara, bir fakire, bir muhtaca taşıyamayacak kadar zayıf. Öyle insanlarınız var ki onlar Allah adına yemin etseler Allah asla yeminlerini yalana çıkartmaz, doğrulatır. Onlar Allah'a dua etseler Allah göklerin üzerinden o duaları aşırır, kendi katına getirir. Onları arayın Müslümanlar. Onları bulun. Vallahi benim gözlerim onları görmektedir. Ancak yüreğim buraya çıkartarak onların boyunlarını bükmek istemiyor. Vallahi böyle acizler vardır. Acizliği farkında olmadığı bir acizliktir. Güçsüzlüğü Allah tarafından onların boyunlarına asıldığı bir imtihanıdır. Ama onlar, tekrar söylüyorum, Allah adına yemin ettiklerinde Allah onları doğrulamıştır. Elhamdülillah. Şimdi ne olur bu akşam? Bitiriyorum ki inşallah. Bu akşam şu an evlerinize adımlarken veya evinizin bir köşesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cehennemliklerden size haber vereyim mi dedi, şu üç vasfı kendi kalbinizde muhasebe edin. Ne olur kendi nefsinize dönün. Ben vallahi kendi nefsime döneceğim. Ne olur sen de kendi nefsine dön. Ve şöyle de, ey nefsim, ben Allah'ı seviyorum. Ben Allah'ı arzuluyorum. Ben cennetin firdevsini, tam cennetin ortasını istiyorum. Ben Allah'ın cemalini istiyorum. Ancak ey nefsim, olur ya ben cennetin yolunda adımladığımı zannederken şu ahlaka sahipsem, bir, kaba saba, etrafındaki insanları kıran, döken, özellikle anne ve babasına hışımla davranan, anne babasının itibarını gözetmeyen, anne babasına hakaret eden, anne babasına vuracak seviyeye kadar gelen, elinin altında korumakla mükellef kılındığı eşini ve çocuğunu sürekli hazırlayan, adam yerine asla koymayan, alimse talebesini, patronsa işçisini ezen bir ruha sahipsem ey nefsim, bu benim cehennemime gitmeme bir nedendir deyip geri dönecek bir kırbacımız olsun. Ne olur bu akşam kendimizi muhasebe edelim. Ey nefsim, ben cenneti arzuluyorum. Ancak şu elde etmiş olduğum malları, servetleri kendi nefsimin dışında kimseye layık görmüyorum ise vay benim halime deyip sabahında infak etmeye kendimizi zorlayalım ve alıştıralım. Yine kendimize şuna hesaba çekelim. Ben acaba yanımda bulunduğum insanlara karşı kibir emareleri taşıyan hareketlere sahip miyim? Gözlerimle onları horluyor muyum? Kelimelerimle onlara büyüklük taslıyor muyum? Eğer biz bunlara sahip değilsek elhamdülillah. Ama nefsinizi doğru terbiye eder, doğru hesaba çekerseniz ve sizde bu kusurlar mevcut ise ne olur bu akşamki zikredilen hadisler kalbimize vurulacak büyük bir kırbaç olsun ve geri dönüşümüzü sağlayan bir etken olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ma salavat.